bu ortamı özlemiş bulunmaktayız. Ne güzel sağlıklı, maskesiz, mesafesiz. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Yok. Bugün gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı yine bir eylemimiz oldu. Öncelikle bundan bahsedeyim size. Yarın gazetelerde çıkacak. Türkiye Gazetesi'nde ve Türkiye Haberleri'nde de basından da bunu takip edebilirsiniz. Küresel güçlerin düğmeye basıp insan nüfusunu azaltmaya yönelik bu projesinde bu diktatörlüğe ve insan soykırımına baş kaldırmış olan bizler tüm insanlığımızla dinimize, dilimize, ırkımıza ve manevi olan kültürlerimize sahip çıkmak adına hepsimiz bir mücadele içerisine girmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı da tüm dünya üzerinde bu karanlık güçlere karşı mücadele eden kardeşlerimizle beraber eş zamanlı eylemler yapmaktayız. Bugün de bugün bunlardan bir tanesiydi. Ve sabahleyin tüm sağlık dairelerinin önünde karanfil bırakarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Ve bunların resmini çekerek Türkiye Cumhuriyeti'nde bizleri yine temsil eden 5G News Platformu Başkanı Muharrem Karabulut'a ve Türkiye Büyük Uyanış Platformu'na gönderdik. Yarın da bunları basından, sosyal medyadan ve haberlerden duyacaksınız. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özlem duyduğumuz insanlığın kaynaşıp kutlaşabildiği günleri arzulayarak bir piknik düzenledik. Tüm bölgeden insanlarımız katılımı gösterdi. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Tüm bölgelerde örgütlerimizi son hızla örgütlemeye devam ediyoruz. Girne bitmiş durumdadır, Lefkoşa bitmiş durumdadır. Allah isterse yarından itibaren Mausa'yı, ondan sonra da Güzelurt'u bitireceğiz. Ve tüm gücümüzle birlikte daha çok saflarımızı birleştireceğiz. Bakın, biridik, 10 olduk, 10 olduk, 100 olduk, 100'üdük, 200 olduk. Hepimiz din, dil, ırk ayrımı yapmadan kardeşçe, arkadaşça, dostça ve en güzeli olan bir çatı altında bir aile gibi birleşerek gücümüzü birleştirdik ve mücadele etmeye başladık. Bunun devamını getireceğiz ve sayımızı daha çok çoğalacağız ki bizi yönetenler karşılarında, onların karşılarında olduğumuzu ve bu küresel güçlerin ne sermesi altına ne de boyundurukları altına boyun eğmeyeceğimizi, dik duracağımızın farkına varsınlar. Eğer ki biz gücümüzü çoğaltarak, karşılarına dik durarak gösterirsek, onlar da mecburen almış oldukları tüm kararlardan vazgeçerek geri adım atacaklar. Bugün bankalara gidiyorsunuz, gruplardan okuyorum, görüyorum. Diyorsunuz ki karşınıza Adapas çıkarıyorlar. PCR istiyorlar, aşı kartı istiyorlar. O zaman hepsimiz yapmamız gereken tek bir şey vardır. Belirlediğimiz bankalarda Adapas uygulamayan, hükümetin istediklerine boyun eğmeyen, küresel güçlerin istediklerini yerine getirmeyen, insanları ayrıştırmayan, birbirine düşürmeyen bankalara yönelim. Gelin hep birlikte neyimiz var, neyimiz yoksa bu bankalardan çekelim ve insanlığa hizmet eden bankalara yönelim. Aynı şekilde market olsun, manav olsun, kasap olsun, kıyafet dükkanı olsun, her ne isterse olsun bunlardan ilişkimizi keseceğiz. Madem ki bu şirketler veyahut da dükkanlar hükümetlerin boğundurluğu altındadır ve hükümetlerin istediklerinin dışına çıkamıyorlar ve insanları ayrıştırabiliyorlar. Aşılı veyahut da aşısız, testli veyahut da testsiz diye. Ve dijital simgeliğin küresinin sembolü olan Adapas'ı, QR kodunu bizden istiyorlar ve biz de bunlara karşıyız.
bizimle beraber hareket eden insanlara biz de destek vermek zorundayız. O yüzden hepimiz gücümüzü bu dönemde birleştireceğiz. Evet biliyorum çok zor ama çok zor dönemden geçiyoruz. Hem ekonomik olarak hem de sosyal anlamda, fiziksel anlamda, ruhsal anlamda birçok üntü yaşıyoruz. Ama düşenin elinden kaldırmak da bizim elindedir. Birbirimize sahip çıkacağız ve bu zor süreçten Allah'ın izniyle beraber muvaffak olacağız. Ben buna inanıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun.